Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Videoyu beğenirseniz de beğen tuşuna tıklarsınız. Ayrıca mutlu olurum. Şimdi sizlere sevilen yakışıklı oyuncu Cansel Erçin hakkında bilgiler vereceğiz. Umarım Cansel Erçin hakkında bilmediğiniz bilgileri öğrenir, mutlu olursunuz. Cansel Elçin, 20 Eylül 1973 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. Çocukluk yaşlarında Fransa'ya gitmiş, eğitimini Fransa'da tamamlamıştır. Türkiye'deki ilk projesi Kırık Kanatlar isimli diziyle başlamıştır. 1982 yılından bu yana Paris'te yaşamını sürdürmekte olan Cansel Elçin, ilk ve orta eğitimini Paris'te Lycée'de tamamladıktan sonra aile işini devam ettirmek üzere ekonomi ve sosyal bilimler okumuştur. Bir süre ticaretle uğraşsa da akşam kurslarıyla başladığı tiyatroya Fransa'nın önde gelen tiyatro okullarından École Florent'e yazılarak devam etmiştir. Gerard Depardieu, Chopin Marceau, Zebelle Adjani gibi isimlerin ders verdiği École Florent'te Audrey Tautou ile aynı sınıfta okuyan oyuncu, daha sonra New York'tan gelen ve Actors Studio'yu kuran Lee Strasberg'in oğlu John Strasberg ile Jack Gorfinden sinema ve tiyatro dersleri aldı. Okulu dereceyle bitirmesiyle birlikte Fransa'nın çeşitli bölgelerinde birçok temsilde sahne alarak profesyonel tiyatro yaşamına adım atmıştır. Tiyatronun yanı sıra çeşitli reklam ve sinema filmlerinde de rol alan sanatçı, aynı zamanda senaryosunu kendisinin yazdığı ve yönetmenliğini üstlendiği Papillon adlı kısa bir film çekmiştir. Bir temsilde kendisini izlemeye gelen Ferzan Özpetek ile Cansel Elçin yönetmenin Harem Suare adlı filmiyle kamera arkasında kast oluşumu ve çekim konusunda da deneyim kazanmıştır. Aynı zamanda bu paylaşım kendisine Türkiye'nin önde gelen kadın yönetmenlerinden Tomris Giritlioğlu ile tanışma fırsatı sunmuştur. Tomris Giritlioğlu'nun teklifiyle birlikte Kırık Kanatlar isimli dizi için Türkiye'ye gelmiş, böylece sanat hayatını Türkiye'de sürdürmeye karar vermiştir. Daha sonra Hatırla Sevgili isimli televizyon dizisinde başrolü Beren Saat ile paylaşmıştır. Beykent Üniversitesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen 7. İletişim Ödülleri'nde 8.000 öğrencinin katıldığı anket sonuçlarından en iyi erkek dizi oyuncusu ödülü alan Cansel Elçin, Yağmur ve Durul Taylan kardeşlerin yönettiği Küçük Kıyamet isimli sinema filminde Türk sinemasına da adım atmış olmuştur. Son olarak Özhan Eren'in yönettiği 120 adlı sinema filminde Süleyman Teğmen olarak karşımıza çıkmış, yapımcılığını, yönetmenliğini ve senaryosunu üstlenmesinin yanında birkaç sürprizörle de karşımıza çıktığı sinema filmi Kampüste Çıplak Ayaklar, Ekim 2009'da gösterime girmiştir. 2010'da Gönül Çelen isimli dizide karşımıza çıkan oyuncu Sertab Erener'in Bir Damla Gözlerimde adlı şarkısının klibinde de oynamıştır. 4 Şubat 2011'de gösterime giren Aşk Tesadüfleri Sever filminde konuk oyuncu olarak yer almıştır. 3 Aralık 2011'de Burcu Esmersoy ile birlikte Elle Style sunuculuğunu yapmıştır. Oyuncu 2011'de yayına giren Yalancı Bahar dizisinde başrol oynamıştır. 2012'de ise Kötü Yol dizisiyle yeniden başrol alarak karşımıza çıkmıştır. 2014 Alper Akdeniz'in yönettiği Roya adlı kısa filmde Sema Öztürk ile başrolleri paylaşmıştır. Film 2014 Cannes Film Festivali Türkiye standında yer almıştır. 7 Şubat Bit Operasyonu'nun anlatıldığı Darbe adlı filmde MİT Müsteşarı Cansel Elçin canlandırmıştır. 2015 yılında Sadri Alışık Kültür Merkezi'nin Türkiye'de ilk defa sahnelenen Frankenstein adlı oyununda Doktor Victor Frankenstein rolünü başarıyla canlandırmıştır.
Cansel Elçin 5 yıl evli kaldığı ilk eşi Pınar Apaydın'dan 22 Aralık 2017'de boşanmıştır. Başarılı oyuncu Cansel Elçin, meslektaşı Zeynep Tuğçe Bayat ile 24 Ağustos 2020'de dünya evine girmiştir. Şimdi sizlere röportajlarından kısa kesitler sunacağız. Sorulan sorulara verdiği cevaplarla sizleri bilgilendireceğiz. Oyun alanı geniş bir oyuncusunuz. Bir oyuncu olarak size nasıl bir konfor alanı sağlıyor? Meydan okuma gibi çok keyifli. Tiyatro oyunumun ilk günü dizi setindeydim ve lütfen bana premier gününe iş koymayın dedim. Tabii o güne iş konuldu ve Anadolu yakasındaki setten 7'de ayrılıp deniz taksiyle bebeğe ve arabayla premiere yetiştim. Sahneye çıktım. Kendi kendime tiyatroda ve dizide oynuyorum. Arada sinema filmi oluyor. Kazandığım paralarla derdimi anlatabilecek bir film çekebilirim. Aslında dünyanın en şanslı aktörlerinden biriyim dedim. Evet, şanslısınız. Fransa'daki École Florent Tiyatro Okulu'nda Edouard Tato ile aynı sınıftaymışsınız. Çok kıskandınız. Evet ama o dönem Audrey'nin böyle olacağını bilmiyordum ki. Nasıl bir dönemdi o? 4 sene okudum. Çok yetenekli arkadaşlarım vardı. Çoğu da tiyatroyu bıraktı. Oyunculuk çok sabır isteyen bir şey. Sürekli kendini geliştirmen lazım. Ben iş arıyorum diyemezsin. Projenin sana gelmesi lazım. Bunun için de o rol sensindir. Biz arkadaşlarla her günümüzü dolu dolu geçirirdik. Birimiz kısa film çeker, birimiz yazar, diğerimiz oynardı. En kötü ihtimalle kast için fotoğraflar çekilirdi. Bazen televizyondaki dizilerin sesini kısıp üzerine dublaj yapar, izleyince gülmekten kırılırdık. Ben bir reklamda oynayıp iyi para kazanmıştım. O parayla tiyatro oyunu yaptık. Sürekli kendimize yatırım yapıyorduk. Ekipten birileri şirket kurdu. Yönetmen ve oyuncu oldular. Biri ödül aldı. Herkes farklı yerlere geldi yani sorusuna. 1994'te oyunculuk bugünkü gibi değildi. Kimse ünlü olma peşinde değildi. İşimizi gerçekten seviyorduk. Android Toto nasıldı? O dönem bir oyunda küçük bir kızı canlandırıyordu. O küçük kız sahneye çıktığında bütün gözler ona kayıyordu. Çünkü inanılmaz doğal ve enerjisi yüksek, çok büyük bir karizması vardı. Kendisi Lyonlu, Paris'in dışından geliyordu. Biraz taşralı havası vardır. Parisliler onu anlar. Geçenlerde uçakta Coco Chanel'ı izledim. Ona çok yakışmış. Onu dizi ve televizyonda göreceğimizi biliyorduk ama Emily filmiyle başka bir şey oldu. Çok iyi projelerde yer aldı. Jean-Pierre Jeunet gibi bir yönetmenle çalışırsınız tabii ki. Çalışırsanız tabii ki. Emily aslında popüler bir film değil. Art House bir film ama çok başarılı. Birini konusunu sorsanız kimse anlatamaz. Çünkü sinema kurallarına aykırı çekilmiş bir film. Açıları ve anlatım diliyle de çok farklı. Gel gelelim, dünyada milyonlarca kişi izledi ve akıllarda kaldı. Kibirli Paris'e karşı anarşist ruhlu. Tiyatroculardık. Kendinize ait bir proje yapsanız o ekibi toplar mısınız sorusuna. Öyle bir gücüm yok. Onlar zaten çok iyi yönetmen ve oyuncular. Facebook'ta takip ediyorum. Bir Fransız arkadaşım Gönül Çenen dizisinde oynadı mesela. O da taşralıydı. Ben de Türkiye'den gelmiş bir gurbetçiydim. Paris'in snob ve kibirli havasına karşı çıkan biraz anarşist ruhlu tiyatroculardık. Hiç Türkiye'ye gelmeseydim kariyerim nasıl olurdu diye düşündünüz mü sorusuna ise şöyle cevap vermiştir. Hayır, Fransa'daki terör olaylarının 100 metre ilerisinde oturuyordum. O gece orada da olabilirdim. Orada oynadığım reklamın yönetmeni gibi Amerika'da Oscar da alabilirdim ama böyle düşünmemek lazım. Hayatımdan çok memnunum. Türkiye'yi, ülkemi çok seviyorum. Müzik hayatınızda etkin bir rol oynuyor mu sorusuna şöyle cevap vermiştir. Maalesef müzikle büyüyen bir çocuk olmadım. Fransa'da arabamızda babam Zeki Müren şarkıları söyler, annem eşlik ederdi. Ergenlik dönemimde George Michael dinlerdim. Sonra klasik müziğe ilgim oldu. Arkadaşlarım rap dinlerken ben Chopin dinlediğim için beni sıkıcı buluyorlardı. Charles Aznavour'u severdim. Kulağımda Walkman'le otobüsteyken yanıma gelen kız arkadaşım ne dinliyorsun Cansel dedi. Söyleyince hemen uzaklaştı. Son dönemde gerçekliği vurgulayan yetişkinlerin bayıldığı çok fazla animasyon film yapıyor. Eşiniz de çizgi film yönetmeni. Siz o dünyaya ne kadar hakimsiniz mesela? Çizgi film seslendirmesine nasıl bakarsınız? Evet, eşim animatör. Rototu'yu, o fareyi seslendirmeyi çok isterdim.
içimden kalan işlerden biridir. Eşim sayesinde Fransa'nın Arneke şehrinde düzenlenen dünyanın en büyük animasyon festivaline gidiyoruz her sene. Animasyon filmlerinden en çok Persepolis, Voli Animaço e Monine Mundo adlı filmleri çok seviyorum. Gerçeği anlatmak çok zor. Mesela futbol üzerine filmler tutmuyor çünkü futbol çok gerçek. Frankenstein'a uzanan bir yol. Hatırla sevgiliden Frankenstein'a uzanan bir yol. Evet, o da bilim kurgu. O kadar gerçek şeylerden bahsediyor ki Kerem Alışık bir canavarı oynuyor. Bir repliği var. Neden insanlar farklı olandan nefret ediyor diyor. Egemen insanların yarattığı canavarlar var. Ve onlar kendi babalarına saldırıyorlar. Dünya artık ikiye ayrıldı. Egemenler ve zayıf kalanlar. Röportajlardan kesitler sunduk. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkürler.